Paralel olduğunda, bakın yine burası paralel olduğunda, şu iki açının toplamı kaça tamamlar? 180'e tamamlar. Harikasınız. Bu ikisinin toplamı 180'e tamamlar. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Şunu yukarı doğru uzattığımı varsayalım. Yöndeşten B ise burada B değil mi? İki açı şu şekilde doğrusal olunca ne oluyordu? A artı B 180 oluyordu. Al sana 180 ne kadar kolay bir ispatı geldi. Devam edelim. Eğer 3 tane açı varsa bu sefer de 360 oluyor. Neden? Çünkü şuradan çektiğin zaman paraleli, zaten şu ikisinin toplamı demin öğrendik. Hani şöyle paralel olduğu zaman iki açının toplamı neydi? 180. Bu da 180. Toplam 360 yapar. Dolayısıyla 3 tane açı görürsem şu şekilde paralel varsa, ama bak yine düşme sakın, 3'ünün toplamı 360'tır. Peki 4 tane açının toplamı kaçtır o zaman? Sen yorumla bak. 180 arttığına göre harikasın. 540. Ha, formülü hiç istemiyorum da. Hani eğer böyle A1, A2, A3, AN tane açı varsa o zaman ne olacak? Şöyle olacak. N tane açı varsa bir şey çarpı 180 olacak da kendimiz yorumlayalım. 2 açı olduğunda 2 çarpı 180 olmadı. Bak. 1 eksi, bak düşün, 2 açı olduğunda 2 eksi 1, 1 çarpı 180 oldu bak. 3 açı olduğunda 3 eksi 1, 2 tane 180, 360. 4 açı olduğunda 4 eksi, ya formüle gerek yok aslında. Yani burada mesela 11 açı olursa 10 tane 180 oluyormuş hani gibi yorumla genelleştir diye. Ama sen zaten sorularda buna ihtiyaç duymayacaksın. Niye 2 açı 180, 3 açı 360, 4 açı 540 hep kendini ispatlayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Devam. Şimdi şu soruya baktığımızda 40 var, 40 var, x var, x var. Ne yapacağız? İzleyin. Şurayı şöyle devam ettirirsem şu açı kaç derece olur? 40'ın yanı 140. Peki şurayı şöyle devam ettirsem bura kaç derece olur? 140. 1, 2, 3, 4 açının toplamı neydi? Bakmayacağım. Bakmayacağım. 2 tane açı paralel olunca 180'di. 3 açı 360, 4 açı 540. Harika. O zaman toplayalım. 140 artı x artı x artı 140 eşittir 540. 280'i karşıya attım, 260. 2x eşittir 260'dan x kaç gelecek? 130 gelecektir arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar rahattı? Bakın 140 x x 140 toplamı 540'tan çat. 2x artı 280'i karşıya attım, hızlı yaptım. 540'tan 280'i çıkardım. 260 kaldı. Sonra x 130 geldi. Gayet rahatlı. Devam. Şimdi burada da bak şu paralellik var. Bu x'i soruyor. Şurada çortale var. Bu 70 vermiş. Şimdi çok iyi düşünelim. İyi planlayalım. Şuraya A dersem. Hani hatırladınız da şöyle A, A, B, B yapıyorduk. Harika gidiyoruz. A, A, B, B. Hatta yazalım. Şu üçgenden bana ne yazdırabilirsin? A artı B direkt yazsana. Direkt söyle. Hani A artı B artı 70, 180 ya. Bak yazmayacaktım. Yazdım ama. A artı B direkt kaç geldi? 110. Niye? Üçgenin içerisinde 180 olduğu için cepte. Mükemmeliz. Devam edelim. Şimdi bir ne yapacağım? Bak şimdi. Şurayı uzatsam. Şuraya ne diyeyim? Sormadım arkadaşlar. Ne diyeyim? Buradan. Şurası sana tanıdık geldi mi şurası? Bak şurası sana tanıdık geldi. Hatta bunu bazen şunu kalem ucu diye de gösteriyor. Kalemin ucu gibi. 2 tane A. Artı. 2 tane B. Çok iyi gidiyoruz. Artı N. Kaça eşittir 3 açı olunca? Kaça eşittir? Bravo. 360. Çünkü 2 açı varsa 180, 3 açı varsa 360. Şimdi 2 artı 2 B'ne ne yazabilirim? A artı B 110 değil miydi üçgen iç açılarından? Evet. O zaman 2 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarparsam ne olur? 220 yapar. Yani A artı B 110 sa şuraya yazayım. 2 artı 2 B'de 220'dir. 10 aldım. Yerine go go. Yerine go. Peki 220 artı n ne eşittir? 360'a eşittir. Hop karşıya attım. N'imiz kaç geldi? 140 geldi. Burası 140 olduğuna göre yan tarafı kaça tamamlar? 180'e. O zaman şuraya kaç kalmalı? 40 kalmalı diyebilirsiniz. A artı B'miz şu üçgenden 180 olduğu için 110 geldi. 2A artı 2B'miz kaç geldi? 220. Şurayı uzatınca 3'ünün toplamı 360 olduğu için 220 ise buraya kaç geldi? 140. 140 yanı kaçtır? 40'tır. İkinci bir bilimi kullanmak istemiyorum. X'e zaten burası 180 eksi X olduğunu biliyordum. 2A 2B evet. 180 eksi x eşittir 360 dedim. Çünkü 3 açı 360'tı. Sonra 2 artı 2 ben 220 olduğunu biliyordum zaten. Sonra 180 artı 220 kaç yaptı? 400 eksi x eşittir 360 geldi. 360 bu tarafa atalım. 400 eksi 360'dan 40 gelir. X de karşıya gitti. Hop x 40 geldi. Yani buraya ben n diyerek çözüp sonra tamamladım. Sen de 180 eksi x deyip 3'ünü topla. Yine çöz. Hiç sorun değil. Yeter ki soruyu çöz. Gayet rahat. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine soruda nasıl yapıyoruz artık öğrendik. Harf veriyoruz. Hadi verelim.
A, A. Bravo. Burası B, B diyoruz. Müthiş gidiyoruz. Sonra fark ettiyseniz arkadaşlar yine burada ne var? Bakın şunu artık öğrendik. Şu hareketi neydi? Şunların toplamı şöyle. 3 açın toplamı. Neydi 3 açın toplamı? Evet 2 açı 3, 3 açı 360'tı. Bravo yazalım. 2A artı 2B. Onları yan yana yazdım. Artı 100 eşittir 360. Çok iyi gidiyoruz. 2 artı 2B 260. A artı B kaç geldi? 130 geldi dostum. Şimdi burada öğrenci iki şekilde çözüyor. Benim aslında hani görmenizi istediğim en sona bırakıyorum. Öğrenci diyor ki hocam burada ben bir dörtgen gördüm. Bak dörtgen. Dörtgen iç açılar toplamı nedir? O da deminki gibi hep 180 artarak gidiyor. Üçgen iç açılarını biliyor musun? Bravo 180 derece. Dörtgenin 280'de artır 360. Beşgeninki 540. Harikayız. O zaman gelin. Bu bir dörtgen. Toplayalım o zaman. 100 artı A artı B artı X. Değil mi? Şurayı topladım. Eşittir 360. Dörtgenin iç açıları 360. Keşke A artı B'yi bileydim. Ki zaten biliyorum. A artı B 130 vermişti. Hop burası 230 geldi. O zaman 230'u karşıya atalım. 360 hani 130 artı 100, 230 ya karşıya attım 230'u karşıya attım. X'imiz kaç geldi? 130 geldi. Bu kadar. Ne kadar atıldı gördük mü arkadaşlar? Bakın tekrarlayalım. 2A 2B 100 360'tan A artı B 130 geldi. Zaten A artı B 130 ise şu dörtgen iç açıları toplamından 130 100 daha 230 buraya da 130 kaldı. Hani 230'a karşı yatarak çözdüm. Ama benim sizden görmenizi istediğim anda, işte geometri görme işi. Adım adım bak. Şunu görebilir miydiniz bak? Ya da görenleri tebrik ediyorum. Harikasınız bak. 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 Ne var orada? Harika. M kuralı. Peki A artı B nereyi veriyor? X'i veriyor. Artı B X'i veriyor. Ben zaten artı B'yi bulmuştum. Ana. Soru bitti. Bak tekrarlıyorum. M kuralı var. A artı B x'i veriyor. Evet. X zaten bulmuştuk. Bu soruya baktığımızda yine ÖSYM'de buna benzer bir soru gelmişti. İzleyin. Bu arada ÖSYM sorularını hiç koyamadım notlarımı. Çünkü biliyorsunuz telif ihlalleri var. O yüzden paylaşamıyorum. Ama hani ona yakın sorular koyarak mutlaka çıkmış soruları da içine serpiştirmeye çalışıyorum. Çözdükçe anlayacaksınız. Karşınıza çıktıkça anlatabiliyor muyum? 20 yanı kaç yaptı? 100 60 yaptı. Çünkü 180'e tamamladı değil mi şurası? Harika. 1, 2, 3 tane açı kaça tamamlıyordu paralel olduğunda? 360'a. Gelin toplayalım. 160 artı 100 artı y'miz 360. 260 yaptı burası. Karşıya attım. 360 eksi 260'tan y'miz kaç geldi? 100. Y'yi buldum. Y'de ne var ki? 100 buldum. Bu da paralel. Şu paralel uzatsam biraz karışacak gibi. Bunu uzatsam. O zaman şunu uzatayım. Bak şimdi şunu uzatınca ne oluyor? Bak şimdi. 20 yanı kaç geldi? 20. Kaça tamamlıyorum? 180'e. X artı 20 180. X kaç gelir? 160. Zaten buradan hop x'in 160 olduğunu öğrendik 180 anlamında için. Biz x artı y'yi sormuş. X 160 bulduk. Artı y'yi de 100 bulduk. Eşittir 260'tır toplamı. Tekrarlayalım. Şimdi 20'nin 160 ise 3 açının toplamı paralel ise 360 olacağından 260 ise buraya 100 kaldı. 20'nin arkası 20 idi. Şurayı çektim bak. Şurayı çektim. 20 artı bir şey 180'den 160 geldi. İkisi ve çözdük arkadaşlar. Gayet rahatı devam. Görenler olayı çözdü zaten. Nereyi uzatacağız? Nereyi? Hadi söyle nereyi? Şimdi şuradan da çekebilir. Biraz karışıyor. Şunu ya çeksem üçgen yapsam biraz boğuşsam ama sanki şu uçtan çekmek daha güzel oluyor. Şimdi ne diyeceğiz? Bak şimdi uçtan çekince rahatladım olayı. Rahatlattım. Şimdi şu açıya A, bu açıya A diyelim. Şuraya da B yazmak istiyorum izninizle. Çünkü devam edemedim. Şimdi gelin bana burada ne kuralı var? Tebrik ederim. Harikasın. M kuralı. A artı B 110'a eşit. Doğru mu bak? Hop hop çat. A artı B 110 ise burada nedir? A soruya bak. Şurada nedir komple A artı B 110 ise? Orada 110. 110'un yanı kaç gelir? 70 çünkü lay 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 180 tamladık. Peki şu ikisinin toplamı da yine paralel ve iki açı birbirini 180'e tamamlamıyor muydu? O zaman burası 110'dur. Soru bitti bak. Zamanla işlem bile yapmamaya başlayacaksın. Bak tekrarlayalım. A, B dedik. A artı B 110 dedik. A da buraya geldi. Burası 110 ise buraya 70 kaldı. 70'e ne eklersek 180 olur. Burası da o zaman 110 kaldı arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunun adına şalvar özelliği diyorum. Neden şalvar diyorum biliyor musunuz? Çünkü burası bacakları
Şurası, kafası, kolları, düşük bel dar paça, düşük bel dar paça, şalvar özelliği. Peki özellik ne? İçerideki üçünün toplamı ortayı veriyor. Üçünün toplamı ortayı veriyor. Ama ne dedim? Her şeyi ispatlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi bunu nasıl ispatlayabilirim? Mesela şurayı uzatsam. İki iç açı dış açıyı veriyor dedik mi kendisine komşu olmayan? Harika. Peki bu da bir üçgen değil mi? Onun da iki iç açısı kendisine komşu olan bir dış açı veriyor. Soru bitti. İspatlar. Ama bir yerde şöyle bir şalvar görürsek dar paça düşük bel üçünün toplamı ortayı veriyor. Bunun adına ördek ayağı diyoruz. Ördek ayağında dikkat edin iç dış iç dış iç iç diyorsunuz ve içeridekilerin toplamı bize dışarıdakilerin toplamı eşittir bu. İçerideki toplam dışarıdaki toplam eşittir bu kadar. Hocam bu nereden geliyor? Şuna şuradan bir paralel çekseydim. Şuradaki bir izleyin Z kuralından dolayı A buraya gelirdi. Doğru mu? Zikzakta hani sol sağ sol sağ yapıyorduk ya bak sola bakan sola bakan sola bakan sağa bakanlar. Yani aslında bu bit nevi zikzak özelliğinden gelen bir özellikmiş ama gerek yok. Bir yerde ördek ayağı görürseniz ördeğin tırnaklarıyla topuğunun toplamı bize parmak aralarındaki perdelerin toplamına eşittir diyebiliriz görüntüye göre. Şimdi şu 1, 2, 3'ünün toplamı o zaman bize burayı veriyor mu? Veriyor. Nedir orası söyleyin. 2x, 2x, 3x ne yaptı? 7x yaptı. Peki 7x ise bunların kısa 7x midir? Evet. O da küçük bir üçgencik. Onun da iç açıları var. O da 180. Harikasın. 7x artı x artı x'imiz 180'den 9x'imiz 180'den. X'imiz kaç geldi? 20. Bize de zaten x'i sormuş. Cevap o zaman 20. Tekrarlayalım. 3'ünün toplamı şalvar. Düşük bel dar paça şalvar amca. Hop bir dar paça. Harika. Çat çat çat. Arkaya geçti. Toplamı 180 dedik ve çözdük. Şimdi buraya baktığımda yine bunun paralel olduğunu söylemiş ama bunu dememiş. AA diyelim. BB diyelim. 2 artı 2B niye eşittir? 2 artı 2B üst ve alt paralel ve 2 tane açı varsa 180'e eşittir. A artı B buradan kaç geldi? 90. Güzel gidiyoruz. Peki arkadaşlar. Bak amcayı tutmuşuz alttan şöyle bir amca yine yok mu? Of amcayı tuttuk alttan. Ah adamı rahat bırakmıyoruz. Nedir şalvarda üçünün toplamı? Yani A artı B artı 20. Bak üçünün toplamı X'i veriyor. A artı B zaten 90 değil mi? Evet 90. O zaman x'imiz kaç gelmeli? 110 gelmeli. Yes. Hocacığım burada başka bir şey yapalım. Şimdi biz hani 2 artı 2b 180 dedik ya. A artı b ne oldu? 90. Peki a artı b 90 ise şöyle uzatırsam bu da bir üçgen değil mi? Üçgen. A artı b 90 ise o zaman buraya ne kalmalı? 90 kalmalı üçgenin 180 olması için. Burada 90 olmalı. 90, 20, 110 ise şuraya kaç geldi? 70 şu üçgende. 70 yanı 110. Bak. A artı 2 artı 2 b 180 olduğu için A artı B 90. Üçgen olunca buraya 90 kaldı. Sonra şu 90 20. O zaman buraya 70 geldi. 70'in de yanı 110 diye çözebiliriz. Ama en güzel şalvardan yapmak iyiydi. Devam. Düz sorularla öğreneceğiz. Mantığını kavrayacağız. Sonra yeni nesillerle pekiştireceğiz. Zaten konunun sonuna doğru yeni nesil soruları da pekiştirerek götüreceğiz. Zaten bir anda yeni nesile giremeyiz. Çünkü şunu diyenler olabilir. Hocam işte sınavlarda ama böyle çok farklı geliyor falan. Aslında önce normali öğreneceksin ki sonra yeni nesillerle pekiştiresin. O yüzden panik yapmayın. Devam. Şimdi bak mesela yeni nesil tarzı bir soru. Devam edelim. Saat 7:20 geçe. Akrepler konusundaki açı yani şu açı kaç derece? Şu açı kaç derecedir diye sormuş. Mantığını da anlatacağım ama mantığı zor gelen arkadaşlar olabileceği için formülü de vereyim. Akrep ve yay kornasındaki açının formülünü şöyle vermiş. Saat çarpı 30 eksi dakika çarpı 5.5. Hadi formülle bir çözelim ikisini de. Formülünü bilen için, ezberleyebilen için. Hadi başlayalım. Saat 7:20. Saati 7. 7 çarpı 30 eksi dakikamız 20 çarpı 5.5. Bakalım kaç geliyor. 210 eksi 20 çarpı 5.5'da arkadaşlar. Hani 20 ile 5.5'da işte 0 gider, 0.5 yana kayar. 2 çarpı 55 110 diye yorum hızlı yapabiliyorum ama hani belki yavaş yavaş öğrenen arkadaşlar şöyle 55 bölü 10 olarak yazabilir önce. Çünkü hani 5.5'da 55 bölü 10 demek. Hop hop gitti gördüğünüz gibi. 2 çarpı 55 110. 210 eksi 110'dan cevap kaç geldi? 100 geldi. Peki hadi 4 10'a bakalım. 4 çarpı 30 eksi dakikamız
10 çarpı 5,5 mükemmel. Kaç geliyor bakalım? 120 eksi 55. Yani kaç geldi? 65 geldi. Direkt yaptık. Formül biliyorsak sorun yok. Ben böyle anlatarak geçme şansım yok. Mantığını öğretmem gerekiyor. Şöyle yapacağız. Şimdi saatin çevresi 360 derecelik yay oluşturur. Peki 12 saatimiz olunca 360-12'ye bölersek her bir açıya kaç kalacaktır? Her bir saate 30 kalacak. Peki biz şöyle bakarsak merkez açı da aynısı olur. 30. Şöyle bazen kaç oldu burası? 30. Şöyle bazen burada kaç geldi? 30 geldi. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz burada? 7-20 dediğinde bu 7'yi birazcık ilerledi. Ne kadar ilerledi? Yani biz akrebin aldığı yolu bulabilirsek soru bitiyor. Akrep 60 dakikada yani 1 saatte akrep tam tur mu döner, sadece şu kadarcık mı gider? Yani 360 derece mi 30 derece mi gider? Söyleyin. Harikasın. Akrep olduğu için 60 dakikada 30 derece gider. 60 dakikada 30 derece gidiyorsa bana ne lazım? 20 dakika. 20 dakikada ne kadar ilerlemiş olabilir? Dakikanın yarısı derece kadar. Yani o zaman oraya not yazdım. Not. Ne diyorum? Akrep dakikanın yarısı kadar gidiyor. Gerçekten öyle bak. 60 dakikada 30 derece gitmiş. O zaman 20 dakikada ne gider? Bak bu bunun yarısı. Bu da bunun yarısı. Direkt 10 derece gider. Şunun yarısı kadar. 10 derece gitti. Toplarsak ne oldu? 30, 60, 90, 10 daha kaç geldi arkadaşlar? 100. Bitti. Şu 30-30-30 yazdıktan sonra akrep ne kadar gider derse dakikanın yarısını yazacaksın. Bitti. 60 dakikada 30 derece gittiği için akrep hep yarısı gidiyor. O zaman gel bakalım. Hadi bunu yapalım. Şimdi şöyle yaparsam bura kaç geldi? 30. Güzel gidiyoruz. Şöyle yaparsak bura kaç geldi? 30. Çünkü merkez açı. Hani hep buralar 30-30 düşüyor ya. Çok güzel. Şimdi akrep ne kadar gitti? Demin ne öğrendik? 10 dakikada o zaman kaç gidecek? Harika. 5 gidecek. Hop o zaman kaç geldi? 65 geldi. Nasıl olmuştu hocam? Şöyle 60 dakikada 30 derece ilerler akrebimiz, saatimiz. O zaman 10 dakikada kaç ilerler? Anlamaya çalışın. Çok mu zor geldi? Bak bir sürü alternatif veriyorum anlatırken. O zaman hepsini mi yapamıyorsun? O zaman şunu ne olur bil. Saat 30'a çarpıyoruz, dakikada 5,5'a çarpıyoruz, tamam mı? Bu bir paralel kenarmış. Ama biz paralel kenar görmedik. Sakin ol. Paralel kenar demek kaçlı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Çok güzel. Şimdi burada fark ettiyseniz ne var bir? Bak ben gördüm. Ben gördüm. Vallahi da gördüm. 20 ile neyi toplasam 50'yi verir? 30'u. Bak 20 artı 30 50'yi verir. Niye bir sadece işlem yapayım ki? 30'sa burada nedir? 30. Harika. Peki bu da buna paralel olduğu için yandan. Hadi gülüm yandan. Paralel. 60'sa 180'e tamlayınca bu da ne olacaktır? 120. 60'sa 120. 60'sa 120. Paralel. 60'sa 180'e tamdı. Bitti. Bu kadar. Tekrarlayalım. Önce bir M kuralı gördüm paralel olduğu için. Toplamı 50'yi veriyordum M'den. O zaman şurası 30. Ya 60'sa paralelden burada 180'de 120. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Devam. Bizim derecelerimiz işte 40 derece, 20 derece, 60 derece. Dikkat ederseniz yanında hiçbir şey yoktur. Ama aslında onun yanında gözükmeyen, yazmadığımız 0,0 dakika, 0,0 saniye vardır aslında. O yüzden bazen onun o iç kısımlarındaki 47 derece yanında işte 26 saniye, 16 dakika şeklinde de yazabiliyor. Ve 60 saniye 1 dakikadır. 60 dakikada 1 derecedir. Sanki saatmiş gibi düşün. Derece, dakika, saniye. Şimdi o zaman toplayalım gelin. 26 saniye 34 saniyede ne yapar toplarsak? Toplayın 10, 60 yapar. Peki 60 saniye yazılır mı? Yazılmaz. 60 saniye 0 diye yazılır. Çünkü 60 olduğu için bir tanesi komşuya gider. Yani dakika, 1 dakika yapar. Peki 16 artı 60, 50 ne yapar? 66 yapar. Bir de buradan geldi. 67. 67 dakika. Ama orada 67 yazılmaz ki. O 6'yı silelim. 07 diyelim. Çünkü 60 dakikada 1 derece yapar. Zaten 47 artı 24 71'dir. 72 derece bitti. 72 derece bu kadar. Tekrarlayalım. 60 saniye yazılmaz. 1 dakikayı bu tarafa attı. 66 ise 67 yaptı ama 7'yi yazdım, 60'ı dakika 1 derece olunca buraya yazdım ve soru bitti. Şimdi tümleyenini bul diyor. Tümleyen demek 90'dan bunu çıkarmam lazım. Peki yanında gözükmeyen neler vardı? 0, 0'lar vardı. Peki nasıl çıkacak? 0'dan 34 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ben şuradan bir tane alayım. Şurayı 89 yapayım. Buraya kaç dakika yapar? 60 dakika. Gel buraya da 59 dakika yapayım.
Şuraya da 60 saniye gaz. Bak tekrarlıyorum. 1 derece 60 dakika. E bunda bir tanesini buraya attım. Güzel oldu. Şimdi çıkartalım. 60-34 ne yapar? 26 saniye yapar. Çıkardım. Sonra 59'dan 26 çıkarsa 33 dakika yapar. Bundan da bunu çıkarsak 55 derece yapar. Demek ki böyle sıfır çıkmıyorsa komşudan bir alarak burada 60 gelir. Bir alarak 60 gelir diye yapabiliriz. Şimdi bunu 5'e böl demiş. Şimdi 5'e ayrı ayrı bölmem lazım. Bu bölünüyor. E bu bölünüyor. Bu bölünmüyor. Keşke o 5'e bölünen bir şey olsaydı. Keşke. Peki onu 5'e nasıl bölebiliriz? Ne yapabiliriz sizce oraya? Ne yapalım biz? Keşke bu 35 olsaydı. Ne yaptım? O 1'i yan tarafa atalım. 1 dakika 60 saniye değil mi? 1 dakikayı yana attım 60. Ne yaptı o zaman burası? 60 artı 10'dan 70 yaptı. Bak anladık bak. 36'ya 1 dakikasını yana 60 diye attım. Çünkü 1 dakika 60 saniye. Hani. Ve her tarafı 5'e bölüyorum. 15'e 5'e böl. Oh 3. 35'e 5'e böl. Oh 7. 70'i 5'e böl. Oh 14 dedim ve soruyu çözdüm arkadaşlar. Bu sene bu daha yeni gelmiş bu tarz bir soru. Neden gelmesin? Buraya baktığımda x küçük y'den o da küçüktür 60'tan demiş. Bak x küçük y o da küçüktür 60 demiş. Ben olsam değer veririm. 60'tan küçük buraya kaç vereyim? Söyleyin 59 vereyim. Mesela hani en büyük verdim. Daha da farklı verebilirdim. Buraya da ne vereyim? 58 vereyim. Bak hani uçları verdim. Hani 59, 58 diye verdim diyelim. Yazalım. Y'yi kaç vermiştik? 59. X kaç vermiştik? 58. Peki soruyorum. Paralel olduğu için kaça tamamlıyordu? 180'e. O zaman 59 ise bura kaç olur? 121. Ben kafadan yaptım. Hani 180, 59'u çıkardım. Peki bu da paralel mi? Paralel. İki açı kaçı tamamlardı? 180'i. 58 ise bura kaç yaptı? 122 yaptı. Zaten şu size tanıdık gelmedi mi? Çok çözdük bugün. 360'a tamamlar. Doğru mu? Peki hadi toplayalım. 121 artı 122 artı B'miz neye eşittir? 360 eşittir. Hatırladınız mı? Hani bu şekilde. Üçünü toplayalım. Şurası 243. Karşıya attım. B'miz 360-243'ten 117 geldi. Yani burada 117 geldi. O zaman A, B, C'yi sıralayın dersek, orada tabii şıklarda vardı küçükten büyüğe büyükten hani bakılıyor. Ben şimdi küçükten büyüğe sıralayayım. 117 B'miz küçüktür. 121 C'den o da küçüktür. A'dan bitti. Yani bu şu anda müthiş bir çözüm değil aslında bu. Ama düşünsenize sırf bu dersi dinledin belli bir dakika ve öğrendin, girdin, abinet yaptın. Böyle bir şey yani. Ne yaptık? 60'tan küçük ya bunlar. İstersen 50'ye 40 al, istersen 40'a 30 al. Bir dene. Sonra bir bul bakalım senin sıralaman farklı gelecek mi? Yine aynı gelecek. Ne oldu? Deneyerek yaptık. Matematikte az mı yapıyoruz hep böyle deneyerek? Bir deneyeyim bakayım ne oluyor diye. Öyle düşünün. Ama ben bunun genel çözümünü yapacağım şimdi size. Asıl çözümünü. Asıl çözüm şu. Normalde arkadaşlar şöyle. Şimdi bu birbirini 180'e tamamlıyor mu? Tamamlıyor. A dediğin şey aslında 180 eksi x'tir. Bu da paralel. Y ise burası 180 eksi y değil midir aynı zamanda? 180'e tamamlıyor. Bak ama biraz daha zor dedim. Hani genel çözüm yapıyorum şu anda. X küçük, y küçük 60. Her tarafı eksiyle çarpalım. Eksi x, eksi y, eksi 60. Neden? Çünkü 180 eksi x, 180 eksi y'yi bulmak istiyorum. Peki eksiyle çarpıcı işaret ne olur? Y'ştirir. Bak eşitlik bilgisi. Neden? Çünkü mesela 3 2'den büyüktür ama eksi 3 eksi 2'den küçüktür mesela değil mi? Eksi olduğu zaman işaret yön değiştirir. Peki her tarafa 180 ekleyelim. 180. 180 eksi x. Her tarafı eklersen bir şey olmaz. 180 eksi 60. Yani bura kaç geldi? 120. Zaten 180 eksi y dediğim şey c değil mi? 180 eksi x dediğim şey a değil mi? Ne geldi? A c'den büyük geldi ve 120'den büyük geldiler. A ile c bir kere 120 olsa 120, 120, 240, B de 120 olur. Ama ikisi de 120'den büyükse, ikisi de 120'den büyükse o zaman B'ye daha küçük bir değer kalacak. O zaman A büyüktür, C büyüktür, B olacak. İsteyenler yine şöyle de yapabilir. 130 de, 140 de topla B'miz daha küçük geliyor her zaman. Zaten bu bulduğumuzda bu bulduğumuz aynı şey. Bir tekrarlayayım. X, Y'den o da 60'dan küçük. X ile çarpıp işaret yön değiştirdi. 180 ekledim. 180 eksi X demek zaten A. 180 eksi Y demek zaten C. A, C'den büyük geldi. İkisi de 120'den büyük olduğu için bu 120'den büyük, bu 120'den büyük. Şimdi bu 120 olsa bile, 120, 120 olsa 240'tan buraya 120 kalır. 360'a tamamladığı için. 120'den büyükse bu zaman burası küçülecek. Çünkü 240'dan büyükse bu küçük kalacak. O zaman da en küçük olmuş oldu ve sıraladık. Ama en güzeli bu, istersen bak buna 50 verelim, buna 40 verelim mesela, örnek veriyorum. Y'miz 50 ise buraya kaç geldi? 130, 180'e tamladığı için. X'e 40 versek paralelse buraya ne geldi? 140. 130 artı 140 270.
270 ise burası 360 olması için 90 gelecek. O zaman baktığın zaman B küçüktür C'den, o da küçüktür A'dan dedik ve soruyu çözdük. Üçgende açılarda görüşmek üzere. See you.